А тут члены кусовок мне. А, да, опять что кусается. А ты что рядом? Йо, что кусается? Оу, я... Hayır dememiz gereken şeylere hayır diyemezsek o da bize büyük problemler açar, sıkıntılar olur. Yine sözümün başında söylemiştim. Biz aslında iki benden oluşan bir beniz. İki benden oluşan bir ben gözüken bir şahsiyetiz. Yani insanın içinde asi, yaramaz, efendim sürekli kötülüklere meyilli bir ben var. Bir de akıllı, uslu, usturuplu bir ben var. Yani o akıllı olanı, yaramaz olanı abi yapmalıyız. Onun birbiriyle konuşturmalıyız. Vallahi kafamın tası atıyor. Yani gideceğim, efendim cebimde bir 5000 kağıt koyacağım, acayip geleceğim. Şşş, ne oluyor? Dur. Aygol, sen millet müdürsün? Dur, senin çocuğun var. Şşş, yapma böyle. Yani bir iç konuşma böyle. Efendim, kör şeytan diyor ki, lan vur kır, dar ortalık filan diyor. Şşş, kör şeytanı dinleme, bırak kör şeytanı. Ya diyor zaten, kör şeytan, yani içimizdeki o asi ben. Onunla iyi konuşursak, efendim çözeriz. Kritik ve analitik düşünmeliyiz. Şimdi ben kalkar, bu hocanın anlattığından itiraz edersem ne olur? Hocam anlattıklarına hiçbirisine katılmıyorum. Hayal bunlar. Dersen ne olur? Hiçbir şey olmaz. Güzel olur. Yani de ya da bu adam bana kafayı takar. Arkadaşlar ayıplarlar. Yani, ya da konuşan ben olsam, dinleyicilerden birisi bana böyle yapsa ne olur? Vallahi hiç hoşuma gitmez. Yani bu geri dönüşümleri hesaplayarak yaparsak yaptıklarımızı onun da bize faydası olur. Ben bu türlü bir tokat atarsam şimdi ne olur? Ha bu finallarda 10 kişiyle gelir o da benim de ver. O zaman atma tokatı. Yine geri dönüşümü iyi hesaplamak lazım. Empati yapmak lazım. Ve milatlarımız olmalı. Ben 2. ayın 2'sinde 2012 bu senin 2-2-2 de Kars'ta göreve başladım. Kars'ta göreve başladığım gün sigarayı bıraktım. Sigara içmiyordum zaten de. Yani içerek böyle milatlar olabilir. Efendim ben efendim şu günden itibaren doğum günümden itibaren efendim plan yere tayin çıktıktan itibaren ben müdür olduktan sonra müdür yardımcısı olduktan sonra İşte şu işten sonra, çocuğun dünyaya geldikten sonra, evlendikten sonra gibi milatlar oluşturup hayatımızdaki yanlış gittiğini düşündüğümüz şeyleri değiştirebiliriz. Ayrıntılara dikkat etmeli ama ayrıntılarda kalmamalı. Hesaplı olmayı değil, mükemmel olmayı hesaplamalıyız, hedeflemeliyiz. Büyük düşünmeliyiz yani, küçük sularda boğulmamalıyız. Diyorum, orada bir buçuk saat hesaplamıştık. Yani eğer arkadaşlardan, hocam ben takviye yapmak istiyorum, kafama takılan bir bölüm vardı, onu sormak istiyorum, İlen diyen arkadaşlar varsa bir bölümünü de onlara ayırmak istiyorum. Çünkü Hazreti Ebu Bekir bir vali tayin ediyor. Valiye nasihat işim çok hoşuma gider, hiç unutmam. Az konuş, çok konuşursan sonra konuştukların, önce konuştuklarını unutturur. Ben kendimce bu kadar yeter diye düşünüyorum. Birkaç arkadaşı bu konularla ilgili veya ilgisiz, efendim benim de ilave edeceğim var, çıkartacağım var, çarpacağım var, böleceğim var diyen arkadaş varsa dinlemek isterim. Bir gazeteci arkadaşlar, aynı zamanda TRT'nin de muhabiri biliyorsunuz. Şeyi soruyor, yani bu teknolojinin kullanımıyla ilgili. Siz diyor yansıtma yapmadınız. Ama bazı arkadaşlar da yansıtma yapıyor. Orada yazarı okuyor. Şimdi tabii burada yazdıkların aynısını buradaki arkadaşlar da okuyor. Buradaki arkadaş da okuyor. Eğer iyi kullanılırsa çok faydası var. Ama maalesef bazı seminerlere gidiyoruz. Kitabı arkadaş taramış. Adına da slide diyorlar. Sunuluyorlar. Onu
oraya küçücük 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 yazmış. Sonra da okuyor. Tabii izleyiciler de uyuyorlar. Ha, teşekkür ederim. Yani gördüğüm kadarıyla uyuyan olmadı. Şimdi ve konuşmacı ikinci planda kalıyor. Halbuki bizim duvara yansıttığımız şeylerde jest ve mimik yok. Konuşmacının bizzat kendisine işte ağzı, eli, vücudu, beden dili de daha etkili oluyor. Eğer çok etkin kullanılamayacaksa, böyle ilgi çekici filmler, çok ilgi çekici sözler, sloganlar olmayacaksa, hala benim kanaatim, yani kitabı tarayıp da burada kullanmanın çok faydası olmadığı kanaatindeyim. Ve ustalar, yani benim kendisine imrendiğim insanların gördüğüm kadarıyla birçoğu ya slide kullanmıyorlar, ben de onlara özendiğim için bugün kullanmadım, ya da çok spot cümleler, bir cümleyi efendim yazıyor ama onun üzerinde konuşuyor. Bir cümle geçiyor, onun üzerinde konuşuyor. Böyle daha etkili olduğunu düşünüyorum. Onun için de ben böyle yapıyorum. Yani dediğim gibi teknolojiye esir olmadan onu esir alırsak iş kolaylaşıyor. Yapabilirsin. Evet, diğer arkadaşlardan da mecburen dinledik. İşte yani artık bize müsaade gidelim. İkincisi de şu, hocam siz, ikincisi de hocam söyleyecek bir şey bırakmadınız, iyi konuştunuz filan. Hocam ben de size teşekkür ediyorum. Bu üstü zamanınız için de ayrıca teşekkür ederim. Biz bu işin malumunuz, birbirimizle uzmanı filan değiliz. Ama okuduklarımızı, işte topladıklarımızı, yazdıklarımızı derle size aktardık. İnşallah faydalı olmuştur. Sizin için faydalı oldu mu? Yani olduğunu zannediyorum. Bakışlarınızdan, duruşlarınızdan. Benim için de faydalı oldu. Çünkü gerçekten bir araya geldiğimiz zaman biz görmediğimiz halde bir elektriklenme, elektrik iletişimi oluyor. Hazreti Ali Efendimiz Peygamberimize gidiyor, diyor ki ya Resulallah, ben bazı insanları gördüğüm zaman daha önce hiç görmemiş olmama rağmen içimde ona karşı bir soğukluk oluşuyor. Halbuki daha önce hiç görmediğim, tartışmadığım bir sıkıntım yok. Bazı insanları da gördüğüm zaman daha önce görmemiş olmama rağmen ona karşı da bir sıcaklık oluşuveriyor. Niye diye soruyor. Peygamberimiz diyor ki ruhlar berzah aleminde birbirleriyle görüşürler. Ya birbirlerini severler ya da birbirlerine karşı soğuk olurlar. Şimdi o elektrik aldım alamadım filan, şimdi modern hayatta öyle diyorlar. Ben sizin aldığınızı çok iyi bilemiyorum ama ben çok sıcak elektrik aldım. Memnun oldum. İstifade ettim. Tekrar farklı ortamlarda, farklı güzel programlarda karşılaşmayı ümit ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.